İyi akşamlar sayın seyirciler. Saatler 19'u gösteriyor. Ana haberle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatlarda Türk lirası kullanılmasını öngören genelge uygulamaya giriyor. Bahse konu genelge 5 Aralık'tan itibaren gümrük beyannamesinde ihracat bedelinin Türk lirası olarak beyan edilmesini ve bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesini zorunlu hale getiriyor. Söz konusu genelgeyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatlarda firmaların döviz yerine milli para birimi olan Türk lirası kullanacak olmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisine pozitif yönde etki yapacağını belirtti. Tatar, döviz Türk lirası paritesinde yaşanan dalgalanmaların yarattığı negatif etki kısmen de olsa ortadan kalkacak dedi. 3 Haziran 2021 tarihinde Lefkoşa'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında ticaretin ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine dair protokol ekinde yer alan eylem planının 22 nolu faaliyet uyarınca yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ihracat genelgesinde yapılan değişiklikle Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatlarda 5 Aralık 2022 tarihinden itibaren firmaların döviz yerine milli para birimimiz olan Türk lirası kullanması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatlarda Türk lirası kullanılmasını öngören genelgeyi yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tatar bu karar uyarınca Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatlarda firmaların döviz yerine milli para birimi olan Türk lirası kullanacak olmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisine pozitif yönde etki yapacağını belirtti. Tatar, 5 Aralık'tan itibaren gümrük beyannamesinde ihracat bedelinin Türk lirası olarak beyan edilmesini ve bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesini zorunlu hale getiren bahse konu genelgenin döviz Türk lirası paritesinde yaşanan dalgalanmaların yarattığı negatif etkiyi kısmen de olsa ortadan kaldıracağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şu ifadeleri de yer verdi. İstatistiki veriler bize 2021 yılında Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihracatının %51.7'sinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ithalatının ise %49.8'inde Türk lirası kullanıldığını göstermektedir. Bu genelgeyle birlikte Kuzey Kıbrıslı ithalatçıların Türkiye'den Türk lirası dışı dövizlerle yaptıkları ithalatta kur riskini ve işlem maliyetlerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iç piyasasında ithal ürünlerin satış fiyatlarına artırıcı yönde yansıtmalarını önleyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kısa vadede fiyat istikrarına ve akabinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde Türk lirasının kullanımının yaygınlaşmasına yardımcı olacağı aşikardır. İçerisinden geçmekte olduğumuz enflasyonist ortamda pandemi ve döviz krizinin kamu maliyesi üzerindeki azımsanamayacak etkilerine rağmen zamanında alınan doğru tedbirlerle birlikte devleti ayakta tutmaya ve bütün mükellefiyetlerin yerine getirilmesine devam eden devletimiz bu yeni genelgeyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin rekabet gücünü yükseltme çalışmalarına ve hane halkının alım gücünü düşürmemek adına fiyatları normal seviyelere oturtmak için sarf ettiği uğraşlarına hiç kuşkusuz çok daha fazla yoğunlaşacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da birçok kez altını çizdiği üzere tarih boyunca küresel kriz dönemlerini iyi değerlendiren ülkeler çok büyük sıçrama yapma imkanına kavuşmuştur. Bu bağlamda alınan bu karar dışsal şok kaynaklı içinden geçmekte olduğumuz olağanüstü durumun yurttaşımıza yansımalarını asgariye indirecek çalışmalara büyük katkı sağlayacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ilişki ve işbirliğini çok daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir düzleme oturtacaktır. Bu önemli kararın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mukayeseli üstünlüğüne endeksli çalışmalara yoğunlaşarak lokomotif sektörler olan turizm ve eğitim başta olmak üzere tüm sektörlerin ilerleyen dönemde çok daha güçlü hale getirileceğine olan inancımı yinelerken, geçmişte gerek bakan gerek başbakan, bugünse halkımızın teveccühüyle Cumhurbaşkanı sıfatıyla mali piyasalar ve ekonomide yaşanan gelişmeler karşısında ortaya koyduğum irade ve çözüm odaklı çalışmalarımı büyük bir sorumlulukla bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğimi vurgulamakta büyük fayda görüyorum. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre üniversiteleri ziyaretler başlattı. İlk ziyaretini 15 Kasım Üniversitesi'ne yapan Zorlu Töre, Cumhuriyet'in kıymetinin her zaman iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi'ni ziyaret etti. Üniversite Rektörü Profesör Doktor Remziye Terkan ziyaret vesilesiyle Meclis Başkanı Töre'ye teşekkür ederken, Cumhuriyeti güçlü bir şekilde yaşatacak bir eğitim anlayışıyla yola çıktıklarını ifade ederek, sadece gençlerin değil halkın üniversitesi olduklarını ifade etti. 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci de konuşmasında, Meclis Başkanı'nın üniversitenin kuruluş haftasında ziyarete gelmesinin kendileri için çok büyük anlamı olduğunu söyledi. Bilgi, enformasyon ve teknoloji çağında birçok şey maddeleşirken manevi değerlerin geri planda kaldığını ifade eden Birinci, bu açıdan da ziyaretin anlamının çok kıymetli olduğunu kaydetti. 15 Kasım bir tarih değil sadece. Bir kahramanlığın, bir milli mücadelenin, bir toplumun varoluş mücadelesinin taçlandığı en yüksek noktadır. Bu en yüksek noktanın adını biz de üniversitemize vermek istedik ki bu üniversiteye gelen onlarca ülkenin gençleri, yüzlerce binlerce genç bu üniversitenin adının büyük bir hikayesi olduğunu öğrensinler. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de konuşmasında 15 Kasım isminin üniversiteye verilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederken, bu davranışları nedeniyle üniversite yöneticilerini kutladı. 15 Kasım'dan da vazgeçmeyeceğiz. 15 Kasım'ın adı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeçmeyeceğiz. Tabii ki 15 Kasım'da Geçitkale ve Boğaziçi şehitlerini anma günüdür de. Direniş büyük bir dönüm noktasıydı. Geçitkale ve Boğaziçi direnişi. Yine Türkiye imdadımıza yetişmeseydi, ultimatum verilmeseydi oradaki iki köy önce onlar katledilecekti tümüyle. Ama 24 şehit verdik. Bunlar da az bir sayı değil iki köyde. Allah'tan rahmet diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni şehitlerin sayesinde kurduk. Onların mücadelesi olmasaydı, gazilerimizin direnişi olmasaydı hiç şüphesiz bugünlere gelemezdik. Sayın seyirciler, Yüksek Seçim Kurulu 25 Aralık'ta yapılacak yerel kuruluş organları genel seçimleriyle ilgili Lefkoşa, Gazi Mausa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerine ait sandık seçmen listelerinin yarın askıya alınacağını bildirdi. YSK'nın 9 numaralı duyurusuna göre listelerin askıya alınacağı yerler ve seçim çevrelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetveller yarın Bayrak Radyosu'nda okunacak ve yarından itibaren 26 Kasım Cumartesi gününe kadar Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi web sitesinde yayınlanacak. Lefkoşa, Gazi Mausa ve İskele ilçelerine ait olan cetveller sabah 8 ana haber bülteninden sonra, Girne, Güzelyurt ve Lefke ilçelerine ait olanlar 18.30 ana haber bülteninden sonra Bayrak Radyosu'nda okunacak. Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan duyuruda sandık seçmen listelerinin 26 Kasım tarihine kadar 7 gün süreyle askıda kalacağı belirtildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun sandık seçmen listelerinin askıya alınacağıyla ilgili 9 numaralı duyurusunu bültenimizin sonunda yayınlayacağız sayın seyirciler. Ve bir kabul haberiyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yalova Belediye Başkan Vekili ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar, en büyük temennimiz anavatan Türkiye ile münasebetlerimizin artması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da güçlendirilmesidir vurgusu yaptı. Öncelikle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, eşi Gökşen Şahin Tutuk, Yalova Belediyesi Başkan Yardımcısı Bahattin Erbay, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Candan Yılmaz'la Yalova Belediyesi Özel Kalem Müdürü Cem Sezgin'i kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, kendisine yapılan bu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve pandemi sonrasında temasların eski boyutlarına geri döndüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli temasların artarak devam ettiğini kaydeden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması yolundaki gayretlerini herkesin gördüğünü ifade etti. Çünkü bu coğrafyadaki varlığımız bizim egemenliğimize, bağımsıza bağlı. Ortaklık cumhuriyetinde bize pek hayat yok. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla bizim siyasetimiz Kıbrıs'ta iki ayrı eşit
bağımsız devlet, kuzeydeki Türk devleti, güneydeki Rum devleti ve Türk devletinin tanıtılması için Türkiye Cumhuriyeti hem Türk Devletleri Teşkilatı'nda hem kendi dost ülkeleri nezdinde girişimlerini artarak devam ettirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerindeki kurum ve kuruluşlarla sürekli olarak temaslarımızı artırmaktayız. Bu da bizi güçlendirmektedir diyen Tatar, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve beraberindeki heyete çalışmalarında başarılar diledi. Karma evliliklerden doğan ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamayan Kıbrıslı Türkler Güney Kıbrıs'ta eylem yaptı. Eylemde karma evliliklerinden doğan Kıbrıslı Türklerin sistemli biçimde ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kaldığı belirtilerek bu yaklaşımın kabul edilemeyeceği kaydedildi. Karma evliliklerden doğan ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamayan Kıbrıslı Türkler Ledra Palas kapısından Güney Kıbrıs'a geçip Avrupa Birliği evine yürüdü. Eylemciler burada Avrupa Parlamentosu Kıbrıs temsilcisiyle görüşerek hazırladıkları mektubu sundu. Daha sonra Rum İçişleri Bakanlığı'na yürüyen eylemciler Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak basın açıklamasını okudu. Kimliksizler başlığıyla yapılan basın açıklamasında karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türklerin sistemli biçimde ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kaldığı belirtilerek Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığının Kıbrıslı Türkler için öneminin uluslararası geçerliliği olan bir kimlik ve pasaporta sahip olarak seyahat, eğitim, sağlık, iş bulma gibi konularda imkan sağlaması olduğu kaydedildi. Açıklamada Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığının aile bütünlüğü bakımından da önem taşıdığı ifade edildi. Karma evlilikler Türklerden doğan çocuklara keyfi ve hukuk dışı bir şekilde vatandaşlık verilmediği kaydedilen açıklamada, oysa anne veya babadan biri yurttaş olduğu için yasal vatandaşlık alma hakkımız vardır denildi. Çağdaş bir devletin kanun önünde eşitlik ilkesine göre davranmak zorunda olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu ayrımcılığın Kıbrıslı Türklere yapıldığı gibi Asyalı veya Afrikalı biriyle evlenen Kıbrıslı elenlerin çocuklarına da yapıldığı kaydedilerek ırkçı olan bu yaklaşımın kabul edilemeyeceği belirtildi. Yurttaşlığı verilmeyen gençlerin eğitim hakkının da ellerinden alındığı ifade edilen açıklamada, Kıbrıslı Türk gençlerin pek çoğunun büyük uğraşlarla Avrupa'da kazandığı üniversitelere bu yasa dışı ve ayrımcı uygulama nedeniyle gidemediği kaydedildi. Açıklamada avukatlarımız aracılığıyla yasal ve yargısal yollarla mücadelemizi sürdürürken, bundan böyle konuyu hem sokağa hem de uluslararası platformlara ve İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağımızı vurgularız. Rum hükümetini bu insanlık dışı uygulamadan derhal vazgeçmesi için uyarıyoruz denildi. Evet sayın seyirciler, seçim çalışmalarına yönelik haberlerle devam ediyoruz. Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar da seçim çalışmaları kapsamında İskele örgüt binasında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar İskele örgüt binasında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Parti basın bürosundan yapılan açıklamaya göre 25 Aralık yerel seçimlerinde ittifak adayları destekleyeceklerini aktaran Akpınar, seçim sürecinde yürütecekleri çalışmalardan bahsetti. DP İskele İlçe Başkanı Mustafa Öğdü de parti çalışmalarının ilçede ciddi şekilde yürütüldüğünden bahsetti ve DP'yi mevcut konumundan daha yukarıya taşımak için 25 Aralık'a kadar yorulmadan ilçeleri için çalışacaklarını kaydetti. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Çatalköy Esentepe Belediyesi Başkan Adayı Ceyhun Kurok'la birlikte Esentepe, Karaağaç ve Bahçeli'de halkla buluştu. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sıla Usar İnceli ise Lefkoşa Mahalli Barosu'nu ziyaret etti. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Esentepe, Karaağaç ve Bahçeli ziyaretlerinde Çatalköy ve Esentepe için doğru vizyonu hayata geçireceklerini belirterek, Çatalköy Esentepe Belediyesi Başkan Adayı Ceyhun Kırok'a güvendiklerini söyledi. Çatalköy Esentepe Belediyesi Başkan Adayı Ceyhun Kırok da köy-kent ayrımı yapmadan bir uçtan bir uca tek bir belediye hizmetiyle yola çıktıklarını belirterek, her köy içinde ayrı ayrı projeler ürettiklerini anlattı. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı olarak açıkladığı Sıla Usar İncirli'de Lefkoşa Mahalli Barosu'nu ziyaretinde seçilmesi halinde kendi ayakları üzerinde duran bir Lefkoşa yaratacaklarını belirtti.
Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Gazi Moğsa Belediye Başkanı adayı Doktor Süleyman Uluçay da Çanakkale Spor Kulübü lokali ziyaretinde bölgede bulunan Çanakkale Göleti'nin ıslah edilip halkın ve turizmin hizmetine açılması için gayret gösterileceğini söyledi. Sayın seyirciler, Girne Bağımsız Belediye Başkanı adayı Zeki Çeler, Girne Emekli Polisler Derneği'ni ziyaret etti. Girne Bağımsız Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Zeki Çeler, Girne Emekli Polisler Derneği'ni ziyaret ederek Girne'deki sorunlar hakkında çözüm önerilerini ve projelerini anlattı. Özellikle kent güvenliği konusunda belediye ile polisin işbirliği yapması gerektiğine dikkat çeken Çeler, belediyenin kent bekçileri uygulamasıyla suçun önlenmesi konusunda katkı koyacağı bir projesi olduğunu vurguladı. Kentte yaşanan trafik sorunuyla ilgili çözüm önerilerini de anlatan Çeler, toplu taşımayı geliştirmek ve yaşattığı sorunları çözmek için projesinin de hazır olduğunu sözlerine ekledi. İskele Belediye Başkan Adayı Doktor Mehmet Şenol, İskele Sanayi Bölgesi'nde esnafla bir araya geldi. İskele Belediyesi Başkan Adayı olduğunu açıklayan Doktor Mehmet Şenol, İskele Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek esnafla görüştü. Şenol'un verdiği bilgiye göre ziyarette göreve gelmesi durumunda hayata geçireceği projeleri anlattı. Şenol, bölgeye inşa etmeyi planladıkları uluslararası fuar alanıyla bölgeyi kalkındırmak için önemli bir adım atacaklarına inanç belirtti. Şenol, İskele'nin iklimiyle, doğasıyla ve çok kültürlü yapısıyla ülkenin yükselen yıldızlarından birisi olduğunu vurgulayarak, İskele bölgesini ticari hayat açısından canlandıracak adımların atılması gerektiğini dile getirdi. Dış haberlerle devam ediyoruz sayın seyirciler. İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştirenlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 8 kişi daha gözaltına alındı. Son gözaltılarla birlikte bu sayı 13'e yükseldi. 81 kişinin yaralandığı saldırıda yaralananlardan 71'i taburcu olurken 10'unun tedavisi ise sürüyor. İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada terörist Ahlam Elbaşir ve firari şüpheli Bilal Hasan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen iki zanlı yakalandı. Saldırıyı gerçekleştirenlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı. Yeni gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının şüphelisi 5 kişi ise Bulgaristan'da yakalandı. Türk güvenlik yetkilileriyle yapılan işbirliği sonucu 3 Moldova vatandaşıyla 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Bulgar basınına göre şüpheliler bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan'a giriş yaptı. Yakalanan şüpheliler arasında Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hasan'ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdurrahim de yer aldığı kaydedildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçaları üzerindeki incelemesi de devam ediyor. Yapılan tespitlerde TNT cinsi patlayıcının güçlenmesi için içine çivi, demir parçaları ve olta kurşunu konulduğu belirlenirken delillerde TNT ve nitroselüloz kalıntıları ortaya çıktı. Bu arada Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca patlamada yaralananların son durumu hakkında bilgi verdi. Koca'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71'e ulaştı. 8 yaralının tedavisi serviste devam ederken 2 hasta yoğun bakımda. İlçe dönüyoruz sayın seyirciler. Şehit Tuncer İlkokulu müdür, öğretmen ve öğrencileri 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Tatar, ailelerin ve eğitimcilerin desteğiyle devletimizin geleceği için iyi karakterli gençler yetiştiriyor olmak mutluluk verici, dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Tuncer İlkokulu müdür, öğretmen ve öğrencileriyle Cumhurbaşkanlığı bahçesinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek çocuklara nasihatlerde bulundu, öğretmenlerinin kıymetini bilmelerini istedi.
Öğretmenleriniz sizi geleceğe hazırlayan fedakar insanlardır. Ülkemizin, okulumuzun değerini bilelim diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair sözleşmede ifade edilen bütün beklentileri büyük ölçüde yerine getirmeye çalıştığını vurguladı. Büyük ölçüde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin okullarında ve sınıflarında çok değerli öğretmenlerimizle, müdürlerimizle birlikte mutlu olabiliyoruz, öğrenebiliyoruz, iyi bir eğitim alabiliyoruz ve ailelerimizin de desteğiyle geleceğe iyi karakterli gençler yetiştirebiliyoruz. Bütün bunlar ülkemizin elbette fırsat eşitliği, ülkemizin gücü ve devletimizin bütün bu imkanları sunabilme adına bütün bu ortamların yaratılmasında ülkemizdeki devlet otoritesinin ve devletin ve hükümetimizin ve Milli Eğitim Bakanlığımızın bütün kadroları ile bütün makamları ile sizlere en iyi şekilde bu hizmetlerin verilebilmesi ve sizleri geleceğe iyi bireyler, iyi eğitilmiş, iyi yetiştirilmiş bireyler olarak hazırlama noktasında bütün bu gayretleri ben buradan selamlıyorum. Sayın seyirciler, Kadın Öyküleri Derneği'nin belgesel gösterimleri projesi kapsamında hazırladığı ve eczacı Serpin Onay Demircilerin hayatını anlatan Serpin Onay belgeselinin gösterimi yapıldı. Kadın Öyküleri Derneği belgesel gösterimlerini Serpin Onay Demircilerin hayatını anlatan Serpin Onay belgeseliyle sürdürüyor. Coop Bank sponsorluğunda çekilen belgeselin gösterimi Coop Bank Genel Müdürlük Konferans Salonu'nda yapıldı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar da katıldı. Etkinlikte konuşan Kadın Öyküleri Derneği Başkanı Şenay Ekingen, KÖDER olarak kadınların geçmişte ekonomik durumumuzu, sosyal yaşantımızı ve kültürümüzü nasıl etkilediklerini kayıt altına almak üzere yola çıktıklarını söyledi. Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan konuşmasında Coop Bank olarak toplum yararına olan sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalıştıklarını belirtti. Kanan, KÖDER'in başlattığı bu projeyle kadın öykülerinin kayıt altına alınmasının önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da ülkedeki önemli ve değerli isimlerin kayıtlara geçmesinin önemli olduğunu vurguladı. Tatar, buradaki mücadelenin dünya kamuoyuyla paylaşılması bakımından böyle belgesellerin yapılması önemlidir dedi. Konuşmaların ardından Serpin Onay'ı tanıtan söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin ardındansa belgesel gösterimi yapıldı. Sayın seyirciler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Profesör Doktor Enver Arpa ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaşan her kuruma destek olmaya ve işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Profesör Doktor Enver Arpa ve beraberindeki heyeti kabulünde bilime ve araştırmaya her zaman önem verdiklerini ve bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaşan her kuruma destek olmaya ve işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti. Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren üniversitelerin verdikleri eğitimle birlikte daha fazla bilimsel araştırma yapmaları gerektiğine dikkat çekti. Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne bağlı Türkmenköy Tarımsal Araştırma İstasyonu'nda geliştirilen 5 parmak ve Reşat Bey çeşitlerinin ekimine başlandı. Arpa çeşitlerinin çoğaltılması amacıyla alınan başvurular neticesinde 87 üreticiye arpa çeşitlerinin tohumları da dağıtılmaya başlandı. Tarımsal Araştırma Türkmenköy İstasyonu tarafından geliştirilen 5 parmak ve Reşat Bey arpa çeşitlerinin ekimine başlandı. Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne bağlı Türkmenköy Tarımsal Araştırma İstasyonu'nda geliştirilen ülkemiz iklimine uyumlu, yüksek proteine sahip 5 parmak ve Reşat Bey arpa tohumlarının çiftçiye dağıtımına başlandı. Konuyla ilgili Berete Gazimoğlu muhabiri Sare Özanal'a bilgi veren Ankara Tarla Bitkileri Merkezi Enstitüsü Arpa İslahçısı İsmail Sayım, yaklaşık 30 yıldır arpa ıslahı konusunda çalıştığını belirtti. 2013 yılında Kuzey Kıbrıs Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile TAGEM'e bağlı Tarla Bitkileri Merkezi Araştırma Enstitüsü arasında yapılan bir Kuzey Kıbrıs koşullarına uygun arpa genotiplerinin geliştirilmesi
hastalıklara dayanıklı ve kaliteli arpa çeşitlerinin geliştirilmesi noktasında bir proje yapıldı. Bu proje çerçevesinde de biz ıslah çalışmalarına başladık. Öncelikle kendi elimizde, yani Ensü'nün elinde genetik materyalleri, yaklaşık 475 tane genetik materyal, Kuzey Kıbrıs koşullarına uygun genetik materyaller Güzel Yurtta Türkmenköy'e getirildi. Orada bu iklim koşullarına uygun arpalardan seleksiyon yapıldı. Bu seleksiyon neticesinde de öncelikle 5 parmak arpa çeşidi geliştirildi. Daha yüksek verim, kalite ve hastalıklara dayanıklılık yönüyle üstünlük göstermesi sebebiyle 5 parmak arpa çeşidini geliştirdik. Ve bu çeşidinin tohumluk üretimi ilk etapta elit tohumluk üretimi, bildiğiniz gibi tohumluk üretimi elit, orijinal ve sertifikalı olarak geliştirilmekte. Elit tohumluk üretimini Türkiye'de yaptık. Kıbrıs'a gönderdik. Kıbrıs'ta bir taraftan burada, yani Kuzey Kıbrıs'ta Reşat Bey ve Beşparmak çeşitleri tohumluk üretimi yapılırken, bir taraftan da Türkiye'de TİGEM tarafından üretimi yapılmakta. İhtiyaç olması durumunda TİGEM Kıbrıs'a Beşparmak ve Reşat Bey çeşidini gönderecek. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın sonbahar 2022 celbi acemi erleri törenle ant içti. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın sonbahar 2022 celbi acemi erlerin ant içme töreni dün yapıldı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın sonbahar 2022 celbi acemi erlerin ant içme töreninin Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı'nda icra edildiği kaydedildi. Sayın seyirciler, polis tarafından Lefkoşa'da dün akşam yapılan trafik denetiminde 345 araç sürücüsü rapor edildi, 35 araç trafikten men edildi. Lefkoşa'da yapılan trafik denetimlerinde 9'u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak üzere çeşitli suçlardan toplam 345 araç sürücüsü rapor edildi. 35 araç ise trafikten men edildi. Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Polis Müdürlüğü tarafından dün akşam 21.30'da başlayan ve sabah 2'ye kadar devam eden trafik denetimlerinde toplam 716 araç kontrol edildi. Asayiş denetimleri kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu mekanlar ve gece kulüplerine de denetleyen polis, bu mekanlarda herhangi bir olumsuzluk tespit etmezken, kumarhanelerde yapılan denetimlerde girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 23 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Sayın seyirciler, günümüzde birçoğumuzun gerek iş gerekse diğer yaşam koşulları nedeniyle sırt, bel ve boyun ağrıları yaşadığı bilinirken, bu şikayetlere karşı son yıllarda oldukça yaygınlaşan bir tedavi yöntemini ekranlara taşıyoruz. Kayropraktik tedavi. Şimdi Ülke Halkı'nın haberini getiriyoruz ekranlarınıza. Kas iskelet sistemleri başta olmak üzere vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki ağrı şikayetlerinde son zamanlarda sıklıkla kullanılan bir tedavi yöntemini konuşacağız şimdi. Kayropraktik tedavi. Kas, iskelet ve sinir sistemi rahatsızlıklarında son yıllarda sıklıkla tercih edilen kayropraktik tedavi toplum tarafından ilgi görüyor. Tıp doktorları ya da 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış fizyoterapistler tarafından uygulanması uygun olan bu tedavi yöntemine ilişkin merak edilenleri ekranlara getiriyoruz. Kayropraktik uzmanı Yıldız Akçan konuyla ilgili detayları BRT muhabirine anlattı. Kayropraktiği tanımlayacak olursak, kayropraktik kas, iskelet ve sinir sistemi sisteminin rahatsızlıkları ve bu rahatsızlıkların genel sağlık üzerindeki etkilerinin tanısı, tedavisi ve önlenmesiyle ilgilenen bir sağlık mesleğidir. Nasıl bir tedavi uygulanıyor? Yani şu an bunu burada tabii ki göstermek mümkün değil ama birazcık böyle hani bizi izleyenlere aydınlatmak adına nasıl bir tedavi şeklidir? Elle dedik ama biraz böyle gösterebilir misiniz? Tabii, şimdi şöyle, kayropraktik
sizin de dediğiniz üzere manuel elle tedavi yöntemleri hep kullanılıyor. Bunun en yaygın olanı da şu an epey sosyal medyada da popülarite kazanan eklem manipülasyonu bizim dediğimiz veya halk arasında kütletme olarak geçen tedavi biz kiropraktik doktorlarının pek sevmediği bir tabir aslında ve halk arasında bilimsel olarak pek bilinmediğinden dolayı ve biraz da burada denetim eksikliğinden dolayı bu kelime çok kullanılıyor aslında şu an ve bu uygulama işte el yordamıyla hızlı bir şekilde hafif bir baskı uygulayarak ekleme uygulanan bir uygulama ve bu uygulama sonucunda da çıkabilen eklemin arasından gelen gaz çıkmasından dolayı gelen bir ses aslında bu kırt veya küt sesi. Evet. Ve en yaygın olarak bilinen kiropraktik tedavi yöntemi aslında. Ama bunun yanı sıra bir sürü daha farklı tedavi yöntemlerimiz de var. Manipülasyonun uygun olmadığı hastalarda yine daha farklı örnek veriyorum ki mobilizasyon dediğimiz daha nazik olan bir tedavi yöntemi mesela uygulanabilir. Yani kiropraktiğin felsefesi aslında eklemlere bu hareketi sağlayabilmek, herhangi bir hareket limitasyonunu oradan gidermek. Yüksek Seçim Kurulu 25 Aralık'ta yapılacak yerel kuruluş organları genel seçimleriyle ilgili Lefkoşa, Gazi Mausa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerine ait sandık seçmen listelerinin yarın askıya alınacağını bildirdi. Şimdi YSK'nın 9 numaralı duyurusunu getiriyoruz ekranlarınıza. Yüksek Seçim Kurulu'nun 9 numaralı duyurusu. 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan yerel kuruluş organları genel seçimleriyle ilgili Lefkoşa, Gazi Mausa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerine ait sandık seçmen listeleri 20 Kasım 2022 tarihinde askıya alınacaktır. Listelerin askıya alınacağı yerler ve seçim çevrelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetveller 20 Kasım 2022 tarihinde Bayrak Radyosu'nda okunacak ve 20 Kasım'dan 26 Kasım 2022 tarihine kadar Yüksek Seçim Kurulu'nun ysk.mahkemeler.net ve mahkemelerin www.mahkemeler.net adresli web sitelerinde yayınlanacaktır. Lefkoşa, Gazi Mausa ve İskele ilçelerine ait olan cetveller sabah 8 ana haber bülteninden sonra, Girne, Güzelyurt ve Lefke ilçelerine ait olanlar 18.30 ana haber bülteninden sonra Bayrak Radyosu'nda okunacaktır. Sandık seçmen listeleri 26 Kasım 2022 tarihine kadar 7 gün süreyle askıda kalacaktır. Bu süre içerisinde listeler saat 9'dan 18.30'a kadar incelenebilir ve itiraz veya başvurular çalışma günlerinde saat 17.30'dan 18.30'a, cumartesi günü saat 9'dan 10'a ve 17.30'dan 18.30'a, pazar günü ise saat 9'dan 10'a ve 16'dan 17'ye kadar listelerin askıda bulunduğu yerde ilçe seçim kurullarınca görevlendirilmiş bulunan kimseler vasıtasıyla veya doğrudan ilgili ilçe seçim kuruluna yapılabilir. İtiraz ve başvuruların yazılı delillerle desteklenmesi gerekir. Yazılı delil kimliğini ve yurttaşlığını belgelemek bakımından kimlik kartını veya pasaportu, daimi ikametgahı saptama bakımından daimi ikametgahın bulunduğu muhtarlıktan alınan muhtar ve iki ihtiyar heyeti üyesinin imzasını ve muhtarlık mührünü taşıyan yazılı bir belgeyi anlatır. Evet sayın seyirciler, 19 bültenini burada noktalıyoruz. Saat 23'te gün sonuyla yeniden karşınızda olacağız. Aksa Süper ve 1. Lig'de 9. hafta heyecanı devam ediyor. Dün oynanan ve Yeni Cami'nin 1-0 üstünlüğünde tamamlanan Yeni Cami Hamitköy Süper Lig karşılaşmasının ardından bugün Süper ve 1. Lig'de yer alan maçlarda alınan sonuçlarsa şöyle. Süper Lig, Miracle Değirmenlik 3, Yonpaş Dumlupınar 3, Türk Ocağı Limasol 1, Mesarya 4, Mausa Türk Gücü 6, Cihangir 0. 1. Lig, Mor Menekşe 0, Pera Larnaka Gençler Birliği 3, Esentepe 0, Binatlı 2, 4 Yol 1, Mustafa Hacı Ali Yılmazköy 2, Yalova 1, İncirli 0.
Aksa Süper V1. Lig'de 9. hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Süper V1. Lig'de yarının programı ise şöyle. Süper Lig, Gönyeli Lefke, Küçük Kaymaklı Doğan Türk Birliği, Merida Sancak Yeşilova Göçmenköy, Çayna Bazar Gençlik Gücü Çetinkaya. 1. Lig, Girne Halkevi Yeni Boğaziçi, Bafülkü Yurdu Lapta, Ünümar Maraş Düzkaya, Miracle Karşıyaka Yeni Erenköy. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1. Lig'de transfer dönemi 21 Kasım 2022 Pazartesi günü sona eriyor. Takımlar ilgili tarihe kadar bonservisli transfer, kiralık transfer, vize, filiz lisans ve yabancı transfer işlemlerini bitirmekle yükümlü olacak. Transferin tamamlanmasının ardından lig 3-4 Aralık 2022 tarihinde başlayacak. Hasan Topaloğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği toplandı. Dernek lokalinde yapılan yönetim kurulu toplantısında bazı önemli kararlar alındı. Dernekten yapılan açıklamada bölgesel toplantılara devam edileceği ve 3. toplantının da 30 Kasım Çarşamba akşamı Meserya bölgesinde yapılacağı belirtildi. Yönetim kurulu ayrıca Aksa liglerinde mücadele eden takımlarda görev alan teknik direktör ve antrenörlerin yer aldığı ayın başarılı antrenörleri de belirledi. Ayın başarılı antrenörleri ödüllerini 30 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek törenle alacak. Okçulukta hakem ve antrenör gelişim seminerleri 23-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Seminerler Türkiye Okçuluk Federasyonu Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Eğitim Kurulu Başkanı Davut Kaya, Federasyon Eğitim Kurulu Üyesi Ramazan Açıkgöz ve Türkiye Okçuluk Federasyonu MHK Üyesi Orhan Şentürk tarafından verilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Genç Milli Takımı Teknik Direktörü Hüseyin Aşkın Kınacı görevi bıraktı. Son olarak Cumhuriyet Kupası'nda Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U21 takımını 6-1 mağlup eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Genç Milli Takımı'nda takımın başında yer alan Teknik Direktör Hüseyin Aşkın Kınacı'nın görevinden ayrıldığı belirtildi. Kınacı'nın bir diğer görevi olan Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı'na odaklanacağı öğrenildi. 2022 Dünya Kupası'nda 32 ülkeden 831 oyuncu boy gösterecek. Turnuvada mücadele edecek 831 oyuncunun tahmini transfer değerleri de belli oldu. 32 takımdaki futbolcuların toplam değeri 15 milyar euroyu buldu. En değerli takım İngiltere, en mütevazi ekip Costa Rica. Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası, futbol severleri 40 gün sürecek bir turnuvayla buluşturacak. FIFA'nın öncülüğünde tarihte ilk kez 1930'da Uruguay'da düzenlenerek başlanan ve 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası organizasyonu bu yıl 22. kez düzenlenecek. Turnuva organizatörleri 2022 Dünya Kupası'nı 5 milyar insanın izleyeceğini öngörüyor. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve doğudan hafif, yer yer orta kuvvetle esecek. Bu gece en düşük hava sıcaklığı. Levkoşa'da 11, Girne'de 16, Alevkayası'nda 10, Güzelyurt'ta 14, Gazimosa'da 15, Lefke'de 16, Yeni Erenköy'de 16, İskele'de 14 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı. Levkoşa'da 25, Girne'de 24, Alevkayası'nda 22, Güzelyurt'ta 25, Gazimosa'da 25, Lefke'de 24, Yeni Erenköy'de 23 ve İskele'de ise 25 derece dolaylarında seyredecek. Bölgemiz denizlerinde de hava bugün parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve doğudan 3 ile 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2 metre dolaylarında olacak.
güçlü markaların buluştuğu adres.